Evet. Hadi bakalım. Benim nasıl bir sıkıntı yoktu evet. böyle. Bu videoda kurumsal bir şirketin web sitesinde olması gereken detayları anlatacağım. İster web site yapıp geçimini sağlayın, isterseniz de şirketinizin web sitesi için çözüm arayan birisi olun. Bence video tam da size göre. Çünkü bu videoda kurumsal bir web sitede mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan bahsedeceğim. Ben Oytun Yalçın ve burası web makinesi. <tık> Videolarıma ilk defa denk gelenler için söyleyeyim. Benim adım Oytun Yalçın ve 24 yıldır web site yapıyor, kişi ve kurumlara bu konuda danışmanlık yapıyorum. Eğer ilginizi çektiyse kanalın web bakarısını takip edebilirsiniz. Gelelim konumuza. İşim gereği onlarca şirkete web site yapıyorum. Yıllar içinde artan bilgi ve birikimimizi aldığımız her şeye en iyi şekilde entegre etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bize gelen müşterilerimizin yaşadığı tecrübelerle birlikte onların sorunlarını nasıl çözümü anlatacağım. İlk bahsedeceğim konu hosting seçimi olacak. Eğer hostingin ne demek olduğunu bilmiyorsanız şuradaki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Web site yaparken çoğu zaman hosting seçimi önemsenmiyor. Adi masraf olarak görülen ama çok değerli olan bu konuya yeterli özen gösteremediğinden pek çok şirketin sayfası yavaş açılıyor. Sık sık çöküyor ya da daha fenası siber saldırıya kurban gidiyor. Nasıl bir arabanın motoru onun sağlıklı çalışması için gerekliyse hosting seçimi de web site için öyle. Yılda 50-100 liraya satılan hosting paketleri neredeyse her zaman yetersiz işlem gücü ve RAM miktarını ötürü sitenizin yavaşlaşılmasına sebep oluyor. WordPress her ne kadar standart olarak 32 MB RAM ile çalışabilse de optimize edilmediği için sorunlar yaşanıyor. Ben standart bir kurumsal sistemin bile 1 GB RAM miktarına az kullanmamasından yanayım ki biz 2 ya da 4 GB kullanmaya çalışıyoruz. Bu miktar çoğu ucuz hosting tarafından karşılanmıyor. Bunun için iyi bir caching yani ön belirleme sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Bu işi gören WordPress eklentileri olsa da tavsiyem sunucu tarafında servis olarak çalışan sistemleri tercih etmeniz olacak. Ha bir de lütfen hosting hesabınızı şirket adına alın. Birilerine site yaptırdık ama ortadan kayboldu. Hosting adına alan adını yeniğimiz lazım çaresiz kaldık diye bize gelen onlar şirket var. Sizin de başınıza aynısı gelmesin. Çalıntı temalar kullanmayın. Hepimiz emek hırsızlığının ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden bu başlıkta bu detayın ahlaki yönlerinden bahsetmeyeceğim. En az o kadar kötü olan şey hacklenmiş ya da null edilmiş ücretli WordPress temalarını kullanmanın sonradan ortaya çıkarttığı kötü yönlerden bahsedeceğim. Çoğu ücretli WordPress teması yasal olarak 49 ila 69 dolar arasında satılıyor. Piyasada ise bu temaların çeşitli şekillerde indirilmiş, ücretsiz ya da daha ucuza satılan versiyonları var. Bütçeden ötürü tercih edilen bu temalar ilk başta siteyi yapanlar tarafından avantajlı olduğu için kullanılsa da neredeyse her zaman içine kötü niyetli kodlar eklenmiş oluyor. Siteniz yayına girdikten 3 ay sonra bir anda virüs indirmeye, acayip siteye önermeye başlayabilir. Düşünsenize. düşünemedi. <laughs> Düşünsenize. Sitenize giren müşteriler bir anda bu site virüsü de olabilir diye görüyor. Gitti o kadar fazla ziyareti, müşteri ziyareti. Değer mi? Hem site yapanlara hem de site yaptıran şirketlere diyeceğim. Üç kuruş ucuza gelecek diye böyle basit hatalar yapmayın. İtibarınızı riske atmayın. Artık güvenli bağlantı yani SSL'siz site kalmasın. Eskiden SSL almak büyük bir lükstü. Artık çoğu yerli ve yabancı hosting şirketi SSL'i ücretsiz veriyorken sitenizin güvenli bağlantı etiketine sahip olmaması bence ayıp. Biz her zaman web site işlerine SSL'i paketlerimize dahil ediyoruz. Bunu siz de yapın. Müşterileriniz sitenize girdiğinde bağlantı güvenli değil yazısını gördüğünüzde mahcup olmayın. Hem artık pahalı bir şey de değil. Eğer sitenizi yapanlar size SSL kurmadıysa yıllık 20 doların altına satılan BSL paket satın alabilirsiniz. Çok kolay. Görselleri önem verin. Biz de müşterilerimizle görüşürken konu sitede kullanılacak görsellere geldiğinde ufak bir sessizlik yaşıyoruz. E ee, görselleri internetten bulup koysak olmaz mı sorusunda sık sık duyuyorum. Evet görselleri internetten bulabilirsiniz. Düşünsenize sitenizdeki görsellerin aynısı başka bir sitede de var. Hakkımızda sayfasında konulan 100 katlı gökdelenler, iletişim sayfasında el sıkışan insanlar ve daha da fenası. Ya bizim ana firmanın sitesindeki görselleri aynen kullanalım sözü. En azından unsplash.com'a girip diğerlerinden farklı görsellik kullanın derim. gibi kullanabilin diye linki açıklama kısmına ekleyeceğim. Metin içerikler önemli. Web siteleri gezerken genellikle hakkımızda sayfasına girip bakarım. Koca sayfada 3 cümlelik tek paragraf görünce ister istemez gülümsüyorum. Şimdi böyle dedik ama müşteriler de şu konuda haklı. Düzgün bir yazı yazmak kolay bir iş değil. İnanmıyor musunuz? Hadi açın Word'ü bana 3 paragrafta kendinizden ya da şirketinizden bahsedin bakalım. Ayrıca web site yapan arkadaşlar da müşterileri doğru yönlendirmeli. Bakın şöyle şöyle sayfalar hazırlıyoruz ve bu sayfalarda şu içeriye ihtiyacımız olacak demeli. Biz her zaman müşterimize sorarız. İçerikleri siz mi hazırlayacaksınız yoksa biz mi hazırlayalım? Çoğu zaman biz hazırlayıp deyip de işte bir süre sonra ya biz iş içinden çıkamadık, biz yardımcı olur musunuz diye gelirler. Bu çok normal. İşte bu yüzden Metin Yazarlığı diye bir iş kolu var. Lütfen işi profesyonellerine bırakın. Biz her zaman içerik üretimi için bir Metin Yazarlığı'na destek alınması gerektiğini savunuyoruz. E ama uyutun, metin yazarı da ne anlar bizim yaptığımız işten demeyin. Metin yazarı da siz kapalı bunları yazmıyor ya. Sizi dinliyorlar ve bahsettiklerinizi bir hikaye akışı içinde yazıya döküyorlar. Haberler ve duyurular ile sitenizi güncel tutun. Sene olmuş 2022. Potansiyel müşterisiniz ve bir şirketin sitesine girdiniz. Ana sayfada bir bakıyorsunuz. En son eklenen haber yeni web sitemize hoş geldiniz. Haber tarihi 10 Mayıs 2014. Şirket sayfası neredeyse 8 yıldır hiç güncellenmemiş. Acaba şirket hala aktif diye sormalı mısınız? Hiç mi gelişme olmadı? Hiç mi yeni bir şey yapmadınız? En azından 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi bayramımızı kutlayın bari. Ben aslında şirketlerin usta körlüğü yaşadığını düşünüyorum. Size bir müşterimle aramızdan geçen bir konuşmayı aktaracağım. Ülkemizin önemli yerli üreticilerinden birisi bir gün biz aslında Türkiye'nin en uzun yüren mervenini yaptık dedi. Neden bunu web sitenize gururla anlatmıyorsunuz dediğimde ise e ne var ki ucuca daha fazla basamak ekleyince en uzun oluyor. Apple da her sene yeni bir iPhone çıkartıyor ama e işte bu sene de kamerasını birazcık değiştirdik mi diyor. Yoksa kamerayı baştan aşağı inden tasarladık ve öyle bir şey ortaya çıkarttı ki hepiniz bakacaksınız mı diyor. Yaptığınız işler sizin açınızdan sıradan olabilir ama dışarıdan bakan birisi için etkileyici görünebilir ya da karar vermesinde fayda sağlayabilir. Bundan dolayı şirketinizde gelişmeleri istenize değil Ve geleceğin konusu video. Şu anda video izliyorsunuz. Bu kadar konuştuğum şeyleri yazıya döksem kaçınız buraya kadar okurdu? 2000'li yıllarda şirketlere web site yapmaya gittiğimde e biz son kullanıcıya bir şey satmıyoruz ki niye sitemize girsinler buna gerek yok diyorlardı. 2010'lu yıllara geldiğimizde Facebook'a linkle girin önemli olacak diyordum. Facebook ne alaka biz kolum satıyoruz diyorlardı. Şimdi 2020'li yıllardayız. Bugün irili ufakta işletmeye bir web sitesinin ne kadar gerekli olduğunu, Facebook, Instagram ve link yer almanın ne kadar gerekli olduğunu, Google arama sonuçlarının ilk sayfada yer almanın satışlara yansıdığını biliyor. İşte diyorum ki önümüzdeki yıllarda da video bu hale gelecek. İçeriklerini video olarak anlatamayan, Dünyanın en büyük ikinci arama motoru olan YouTube'da bulunmayan şirketler geride kalacak. Ne yaparsanız yapın, kurumsal bir web sitesi tasarlarken video çeklerini planınıza mutlaka dahil edin. Özetleyecek olursak, lütfen web siteniz için iyi bir hosting seçin. Hosting siteyi rezil de eder, vezir de. Sitenizi hazırlarken kullandığınız yazılımları kaçak kullanmayın. 3 görüş kar edeceğim diye prestijiniz yerle bir olmasın. Sitenize sesel kurun ki ziyaretçileriniz bağlantı güvenlik değil uyarısı görmesin. Görsel seçiminde biraz özenli davranın. Sitenize yazacağınız yazılar için metin yazarıyla çalışmayı düşünün. Sitenizi yapıp bırakmayın. Güncel haberlerinizi şirketinizdeki gelişmeleri yansıtın. Son olarak da her ne yaparsanız yapın kurumsal bir site yaparken içerik planlamanıza video çekimini yerleştirin. Web makinesinin 3. sezonu... <laughs> Dur burası benim şey tarafım böyle. Çek <laughs> Web makinesinin 3. sezonu devam ediyor. Web site kurma, e-ticaret, teknoloji ve bizleri ilgilendiren konularda videolar hızlamaya devam edeceğim. Eğer ilginizi çektiyse web makinesine abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da web makinesini takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu videonun içeriğini hazırlamamda bana yardımcı olan Canan Soytora teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.